Annem ve abim için adalet istiyorum. Yusuf. Annesi Evet, için. 19 aydır beri annem için, 12 senedir beri abim için, 19 aydır beri uğraşıyorum. Sesimi de duyan yok. Sözlü olarak artık dile getiremez oldum. En azından yazılı olarak görürler de bir sesime kulak olurlar diye. Çünkü konuşacak artık dermanım kalmadı. En azından yazısız olarak görürler diye bu şekilde en son çarem bunu yapmak zorunda kaldım. Kendine böyle bir tişört hazırlamışsın. Annem ve abim için adalet istiyorum diyor. Çok tabii zor bir süreç. 12 yıldır Fatma teyze ortada yok. Cesedi de ortada yok. Ya annem tarafından mağdur oluyorum. Artı iftiradan Yusuf. dolayı da abim tarafından mağdur oluyorum. İki taraflı, benim iki kolum da kırık. Ben 24 bayram oldu. Ben annemin mezarına gidemedim. Ben de annemin mezarına gitmek istiyorum. Ben de bayram yaşamak istiyorum. İki bayramdır da abimle görüşemiyorum. Yani ben de insanım. Ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Benim de yaşamaya hakkım var. Ama maalesef yaşayamıyorum. Ve 19 aydır da kimse sesimi duymuyor. Bana bir daha yetkililer o kadar seslenmeme rağmen 19 aydır beri bütün tek başıma çabalarımla ben bu olayı buraya getirdim. Bu belgelere, bu delillere bu şekilde ulaştım. Ya benim tek ricam Sayın Cumhuriyet Savcım'dan, Tuğba Hanım'dan ricam bir an önce oraya bir müdahale edilirse, bir arama tarama yapılırsa belki bir kemik parçası da olsa annemin bir delili çıkacaktır. En azından benim de Nasıl annemin bir mezar olacaktır. yapılsını istiyorsun ha? Ya en azından orada bir arama, görgü tanığının İfadesine göre. ifadesine dayanarak orada bir arama tarama yapıldığında yarım saatte bir şey yapamazlar. Mutlaka bir şey bırakmışlardır. Oraya gömülmüş olabilir Ya diyorsun. gömülmüş veya çukur atılmış. Gömüldüyse derim değildir. Ya benim de annemin bir mezar olsun. Sayın savcımdan ben bunu rica ediyorum. Gittim, yanına kadar gittim. Bir gün sonra gitti, ifadesini aldı. O şeyliği gösterdi. Bugün de başvuru yaptık. Sayın savcımdan ricam, ya kendisi de bir kadın. Ya benim de bir annemin mezar olsun istiyorum. Yani son çare Sayın Savcıma sesleniyorum buradan. Şimdi Yusuf Bey, anneniz ve abiniz için buradasınız. Evet. Bir yandan da karşınızda abinizin eşi Güllü oturuyor. Her şey aslında Güllü'den çıkıyor. Güllü belki doğruları anlatsaydı. O var ya, bak, istediğini yap ona, o konuşmuyor. Biliyorum, abimle de çok Güllü'nün ama şeyim. ben kesinlikle... Kesinlikle Güllü her şeyi biliyor ama konuşmuyor. Bana söz hakkı geldi mi canım? Biliyorsun her şeyi. Nereye Bilmiyorum kadar? canım. Ben bir Bu şey adam bilsem bu kendine cezayı tişört yaptırıp bak artık bu 12 hale aydan gelmiş beri ya. kaynanam için 9 aydan 18 aydan beri eşim için ben bir şey bilsem ben buralarda sürünmem. Ben bu Güllü. cezayı kimseye çektirmem. Ne olacaksa bir gün önce olur. Meydana çıkar. Ben bir şey bilmiyorum. Senin verdiğin ifade doğrultusunda kocan yani Yusuf'un abisi Ben bir müebbet şey aldı. bilsem bu O da cezayı çekmem. enteresan yani. Herkes beni suçluyor. Herkes beni suçluyor. Ben Ya suçlanmaktan suçlayacak ben 12 beni aydan 12 suçlamayacak senede iftira benden atan boş. Ya o sensin. zaman iftira deme, doğruyu anlattın Kendin polis söylüyorsun kendin. jandarmaya de. Yok iftira attın. O zaman bir şey söyleyeceğim. O zaman de ki ben jandarma abilere doğruları anlattım de. O zaman Doğruları iftira değil mi? anlatmadım. Ben oradan kurtulmak için anlattım. Oradan Yani çıkıp en da coklarıma azından sahip olayım bu diye. kadını eğer ki senin söylediğine göre ya kardeşim jandarma şimdi biliyorsunuz değil mi bu mevzuyu? Belki bilmeyenler vardır. Fatma teyze 12 yıl önce Alzheimer hastası 30 kilo balkonda yatırıyorlar. Evin kapıları kilitli. Diyorlar ki güllüler balkondan atladı gitti bir daha da gelmedi. Böyle bir şey yok. O kadının yürümeye dermanı bile yok. Balkondan atlayıp o kadın gitmedi. Netim ben bu konuda yani. Herkes de bunu söylüyor. Yürümeye hali olmayan kadın o koca balkondan atlayıp da 2,5 metre gitmedi. Neyse evde bir şeyler oldu. Güllü'nün ifadesi alınıyor. 3 gün jandarma tutuyor. Jandarma işte onu biraz şey yapmış. Diyor ki zorladılar beni diyor. Bilmiyorum içeride neler yaşandı. Ben de diyor buradan kurtulayım da kocamı söyleyeyim. Kocam aldı götürdü. Eline de kazma kürek aldı. Bilmem böyle baya bir şeyler anlatmış. Bu kadar detayda verince jandarma da kocasını haliyle alıyor, şey yapıyor yani. Tutukluyor. Sonra ama ceset bulunamıyor. Neyse bazı da herhalde deliller de bulundu edildi ki ama yani orası da biraz muallak. Bence bu yargılama süreci de benim kafama hiç yatmadı yani. Ceset yoksa cinayet yoktur diye bas bas bağırılır. Ortada ceset yok. Kadının cesedi yok. Adam müebbet Zaten aldı. iftira. Bilmiyorum bana garip geldi o tarafı. Neyse sonra efendim üzerinden zaman geçiyor. Güllü diyor ki ya diyor ben
yalan söyledim, kocama iftira attım diyor. Benim kocam öldürmedi diyor. E o zaman kim aldı götürdü bu kadını? Bu kadın balkondan atlayamaz. E kapı kilitli, bilmiyorum diyor Güllü. Ya diyorum Güllü o gece o evde bir şey olmuştur. Yok tövbe bilmiyorum diyor. Ben kocama iftira attım diyor. Şimdi iftira sonucu koca eğer evet, öldürmediyse cezaevinde müebbeti yedi. Heh. Yıllar sonra bir cezaevinde kalan... 1 Eylül'de televizyondan... Neydi adamın adı? Ekrem miydi? Ekrem Yastı. Ekrem isminde bir adam çıkıyor diyor ki biz bu konuyu Eylül ayında da işledik. Güllü yine tövbe ben bir şey bilmiyorum deyip durdu. Eylül ayında bizim programı izlerken Ekrem diye bir adam cezaevinden bizim programı izliyor. Ya diyor bir dakika diyor bu olay fotoğraf gördüm. Diyor bu olay diyor ben oradaydım diyor aynı mevki diyor aynı sokak bilmem ne falan filan. Adam kendini böyle parçalamış adeta demiş ki ben bu cezaevi savcısına gideyim bu derdimi anlatayım ben bu olayı biliyorum. Ben bir teyze gördüm aynı bu fotoğraftaki teyzeydi. Avukat yıllar sonra böyle bir adam etti. Çıkıyor ortaya. He? Avukat beyle de resmi gönderdi. O adam da diyor ki bu arada o adam da diyor ki ben bu teyzeyi gördüm bir arabanın içindeydi. Böyle zayıf çelimsiz de bir teyzeydi korkarak böyle bakıyordu. İki tane de adam vardı diyor. Şimdi eğer iki adam bunu alıp bir yere götürüp öldürüp gömdüyse o iki adam kim? Şimdi Fulya Hanım benim... Dur. Şimdi o adamın dediği yerde Yusuflar diyor ki ya yıllar sonra birisi çıktı böyle bir şey söyledi. Allah razı olsun o Ekrem'den diyor. Evet. O diyor o muhitte o bölgede diyor kazı çalışması yapılsın şimdi. Yusuf'un isteği bu. Çünkü yani bu kadar gecenin bir saati. Kemik parçasına razıyım ben. Bir de gecenin bir saati. Evet. Bir teyze görülüyor arabada iki tane adam var. Yani o adam niye durduk yerde çıkıp şimdi başka işi gücü mü yok? Niye gidiyor ta cezaevi savcısına? Artık ihbar etmiş zaten o tarihte. Kayıtta çıkacaktır bu. Bilmiyorum ya adam doğru mu söylüyor yalan mı bilmiyorum. Ama gidip de savcıya kadar her şeyi anlatması ben bu olayı biliyorum hatırladım falan filan demesi de seyrini değiştirdi şimdi işi. İhbar da ediyor o tarihte. He? İhbar ediyor telefon numarasını. Ha bu arada ha evet evet cezaevine girmeden önce o gece yaşadığı olayı da o i̇hbar gece ediyor. Polise de ihbar ediyor. Ben bir teyze gördüm arabada diye. Yani tutuyor bazı şeyler. Şimdi ben bir canlandırma yapacağım. Vallahi bile bu teyze nereye gömüldüyse cesedinin bulunması gerekiyor. Kazıysa kazı. Neyse ney. Yani bu teyze uçup da gitmedi. Bu teyze balkondan atlayıp da gitmedi. Takati yok. Kalkmaya hali olmayan kadın koca balkondan. Şöyle 2,5 metre aşağıdan. Nereden gidecek? Hadi gitti bir yerde bayıldı cesedi bulunur veya işte yaralı kadının veya... Zaten dolaştığı gittiği bulunur. Yerler insanların yoğun olarak bulunduğu yerler. Heh, dolayısıyla bir Allah'ın kulu görmüyor. Ölmüş olsa muhakkak birileri görür ve... Güllü yine daldı gitti uzaklara. Hocam tabii. Zaten biz ama tek aramadığımız nokta... Bizim tek aramadığımız nokta o nokta. Biz nereleri bildik aradık zaten. İşte orası ters istikamet. Birileri alıp da... Bildiğimi söyleyeyim ben. Doğru bildiğimi söyleyeyim. Ben ne kadar iftira atılırsa atılsın. E Güllü abi o zaman... Ya sana iftira atmıyorlar. Kimse iftira atmıyor. Sen iftira at. Ben olmuşunu diyorum. Bildiğimi diyorum. Ya bildiğini diyorsun da... Bildiğim başka bir şey yok mu? Bildiğini diyorsan o zaman doğru söyle. Niye iftira atıyorsun o adama? O zaman iftira değildi. Ben onu anlatıyorum size. Her zaman da anlatmışımdır. Ya anlat o zaman. Ben senin hayatını bitireyim anlatıyorum. Hayatını bitireyim anlatayım. O zaman bitireyim ben senin hayatını. Böyle bir yetkin var mı? Benim böyle bir yetkin var mı? Hayatını bitireyim. Böyle bir şey var mı ya? Ben anlattım size. O hayatımı bitiriyorsun. Benim anam bir taraftan, abim bir taraftan. Senin kadar da ben yanayım. Nasıl yanıyorsun? Yansan iftira atmazsın. Güllü yani ben sana iftira atmam zaten. Nerede Cumhuriyet Başsavcısı diyor. Telefonların inceleme. Bunlar incelenecek. Savcı sorgulayacak seni. Ben o Cumhuriyet Başsavcısına güveniyorum Tuğba Hanım'a. Sen, zaten seni sorgulayacak. Sorgulaşsın. Çıkacak bu olay. Sorgulaşsın. Benim kardeşim ana katili değil. Elimde belgeler var belgeler. Kardeşim ana katili değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.